Ve bir diğer aday aynı zamanda mevcut başkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa Kiptaş tarafından yenilenen evlerin teslim töreninde konuştu. Kentsel dönüşümde büyük bir atılım gerçekleştireceğiz dedi İmamoğlu. Ayrıca İstanbul'u yenileniyor uygulamasının detaylarından da bahsetti. Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil, birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdür ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı. Gündeminde kentsel dönüşüm vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı'nı eleştirdi. Bakanlık diyor ki burası dönüşecek ama orası riskli alan değil. 69 alandan sadece iki tanesi gerçekten öncelikli risk taşıyan alan. Ekrem İmamoğlu, Kiptaş tarafından dönüştürülen Beylikdüzü'ndeki konutların hak sahiplerine teslim edilme töreninde konuştu. Onlar için inanın kentsel dönüşüm sadece rant üretmekten ve bir avuç insana dağıtmaktan ibarettir nokta. İmamoğlu sözü İstanbul Yenileniyor uygulamasına getirdi. Kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara sabit taksitle 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteğini bizzat biz sunacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin %60'ını biz karşılayacağız.